Arkadaşlar 11 ve 12 sayılarına ayrı bir yer tuttuk. Arkadaşlar neden? Çünkü 11 ve 12 rakamında hem sayılan hem de sayılar hepsi müzekker ya da hepsi müennes geliyor. Onun için bir ayrı yer tuttuk. Bir de 12 sayısının arkadaşlar 12 sayısının yazıyorum isna veya isneta müennesini söylersek isneta sayısı isney veya isnetey arkadaşlar. Evet. Isney veya isnetey. Bakın raf halinde cümlede, yani ne demek? Cümlede fail ise, müpteda ise, haber ise 12 sayısının iki rakamı isna veya isneta gelir. Müennesse isneta, müzekkerse isna. Nasb halinde veya cer halinde. Şimdi burada sadece arkadaşlar fail ise, müpteda haber ise değil. Aslında kânenin ismi, innenin haberi, naibül fail ise, yani merfuat Arapçada sadece bunlardan ibaret değil ama biz en çok siz şu an sizin kullandıklarınızdan bahsediyoruz. Özellikle bunlardan biri olduğunda bu şekilde gelir. Eğer mensubattan ise, yani işte mef'uldür, mef'ul çeşitleridir, haldir arkadaşlar. Bunlardan biri ise o zaman da isney şeklinde veya isnetey şeklinde gelir. Veya başında bir harfi cer varsa veya muzafun ileyse o zaman da isney veya isnetey şeklinde gelir. Bunu bilelim. Şimdi 11-19 arası sayıların genel kurallarından söz edelim arkadaşlar. 11 ile 19 arasındaki sayıların, bakın sadece şurada bahsettik ya iki rakamı. İki rakamı hariç sayıların hepsi fetha üzere mebni olarak yazılırlar arkadaşlar. Hepsi fetha üzere mebni olarak yazılır. Tamam mı arkadaşlar? Yani mesela hamse aşara dedim. Kaç arkadaşlar bu sayı? On beş. Bakıyorum hangi aralıkta? 15. Evet, hangi aralıkta? 11-19 aralığında. 11 de dahil, 19 da dahil. Şimdi ben mesela bunu cümlede fail olarak kullansam, hamse ne diyeceğim? Hamse tü mü diyeceğim buna fail olarak kullandığın zaman? Evet arkadaşlar, size ne diyeceğim? Bunu diyelim ki cümlede fail kullandım. Hamse tü aşara mı diyeceğim fail olduğu için? Hamse aşara. Bakın arkadaşlar. Hamse te. Neden? Çünkü 11 ile 19 arasındaki sayılar fetha üzere mebnidir. Fetha. Hem birler basamağı hem onlar basamağı. Başına harfi cer getirsem mesela. İla desem. İla hamse ti mi diyeceğim harfi cer var diye. Diyebilir miyim arkadaşlar? İlâ hamseti. Yok, yine hamseti olacak. Aynen arkadaşlar, bakın. İster raf halinde olsun, ister nasb halinde olsun, ister cer halinde olsun, 11'den 19'a kadar olan sayıların üzerine fetha yazmayı unutmayın. Ama sadece bu ne de geçerli değil. İşte şurada bahsettiğim iki rakamında geçerli değil. İki rakamı hariç bütün sayıları 11'den 19'a kadar fethalı yazacağız. Bunu anladık arkadaşlar, şükür. Hocam şey sorabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Hocam bu 12 rakamı normalde isneyni değil mi? Arkadaşlar evet, ama bu rakamlar bakın aslında hamse tündür. Tamam mı arkadaşlar? Ama niye hamse tü diyoruz?
Bunlar kendinden sonraki 10 rakamına biz muzaaf olduğunu düşünürüz. Böyle kullanılır. Yani sanki muzaafmış gibi o burada nun düşüyor. İsnani değil de isna aşara şeklinde kullanılıyor. Bu şekilde kullanıyorlar yani. Hocam yani sonu nasb ettiği için mi nunu düşürdük? İsnani. Hayır, nasb ettiği için değil. Yani o zaman isna aşara değil de isnani aşara derdik. Niye isna aşara diyoruz? Bakın arkadaşlar. Hani sonu üstün olmak zorunda ya, fetha olmak zorunda ya, onun için mi ya? Hayır. Bakın. İsna, şimdi tamam peki. İsna ni dedik. Sonu fetha olsun diye bunu yaptık. O zaman bakın sizin söylediğiniz mantığı çürütüyoruz hemen. İs ney dedim. Hani sonu fetha değil. Bakın cezim. Yani bu değil. Buradaki nunun düşmesi tamamen bu izafet şeklinde gelir. Muzaf olarak gelir. İkisinde de nun düşüyor. Bakın hem nasf halinde hem raf halinde nun düşüyor. Bu izafetmiş gibi düşünüyoruz. Yani mesela ben size desem ki Ali'nin iki kalemi desem galemani Ali'yin mi derim? Yoksa galema Ali'yin mi derim? İzafet konusunu Arapça 1'de öğrendik ya. Tesniyelerde ve cemî müzekkerlerde bakın mesela galemu Ali'yin. Ali'nin kalemleri. Galemu Ali'yin. Aslında bu galemu nedir değil mi? Nun düştü. İşte çoğullarda ve tesniyelerdeki şunun bu kelimeler bir şeye muzaaf olduklarında ne yapıyordu arkadaşlar? Atılıyordu, düşürülüyordu. Tamamdır hocam. Şimdi hatırladım. Evet. İşte buradaki kural da bu. Bundan dolayı nunlar düşürülmüş arkadaşlar. Şimdi 11-19 arasındaki sayılarda bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Özellikle 11 ile 19 arasındaki sayılarda hemen yazarak bunu göstereyim. Ehade aşara kitaben dedim mesela. Arkadaşlar bakın 1 ve 2'de uyum var demiştik ya. İsna aşara denden desem anlarsanız kitaben. Şimdi selase, şimdi kitap kelimesi müzekker ya, ben 3 ile 10 arasında zıtlık var demiştim değil mi arkadaşlar anlatırken 3-10 arasında. Bakın o 3 ile 10 arasındaki zıtlık, şimdi burada da yine geçerli. Selase demeyeceğim, selasete diyeceğim. Niye? Çünkü kitap kelimesi müzekker. O zaman sayıyı zıt kullanacağım. Selasete diyeceğim. Selasete. Evet. Selasete aşara. Bakın 10 rakamıyla arasında zıtlık var. Sayılanla da arasında zıtlık var arkadaşlar. Kitaben. Şimdi desem ki 19 kitap. Tis'ate aşara kitaben diyeceğim yine. Bir şey dikkatinizi çeksin bakın. Müzekker, müzekker, müzekker. 1 ve 2'de, 11 ve 12'de hepsi müzekker. Ama 13'e gelince sayılan ile 10 rakamı aynı cinsiyet ama birler basamağındaki sayı zıt cinsiyet. Ben şimdi kitap değil de burada bir müennesi saysaydım. Mesela 16 ne diyelim? 16 fare diyelim mesela. Veya dur daha basit bir şey söyleyelim. 16 etek diyelim mesela. Tennura. Evet. 16 etek deyin arkadaşlar Arapça. Nasıl dersiniz? 16 ne, 6 neydi? Sittün değil mi? Sittetün veya.
Etek yazıyorum. Şimdi hadi bakalım. Evet. Ses yok arkadaşlardan. Ben yazayım. Arkadaşlar okusunlar. Tennura ten. Bakın arkadaşlar. Şimdi tennura etek müennes mi? Müennes. Ne demiştik? 13'ten 19'a kadar. Bakın 13'ten 19'a kadar sayılan müennesse 10 rakamı da müennes, birler basamağı müzekker. Sitte. Niye sittü demedim? Sitti demedim çünkü mebniydi fetha üzere. Sitte aşrate tennuraten. Evet. Sitte aşarate. Şurada aşarate değil, özür dilerim. Aşarate. Sitte aşarate. Aşarate veya sitte aşarate tennuraten. Sitte. Efendim? Hocam bir yukarıdaki örneği de o zaman sitte aşarate kitabeten diyebilir miyim? Hayır, kitabeten. Kitabeten ama bakın. Müzekker diyebilir miyim? Yok, bakın arkadaşlar diyemezsiniz. Neden? Neden hocam? Çünkü kitap kelimesi, bakın kitap kelimesi bir kitap ne demek? Okuduğumuz kitaba diyoruz değil mi? Kitabeten yani kitabeten yazmak demek. 16 yazmak. Böyle bir şey diyebilir misiniz? Yani anlam uymaz. Yoksa yapı olarak bakın yapı. Zaten sayının da mühendis. Sayının da müennes müzekkeri yoktur. Kitabın da müennes müzekkeri yoktur desek onu da müennes görünümlü yapsak. Arkadaşlar yok, onu biz şimdi kendi kafamıza göre öyle uyduramayız. Olmaz o. Yani şimdi tamam bak, kitabın müzekkeri müennesi yoktur deyip Araplar kitabı müzekker kabul etmiş. Bak bunun müzekkeri var. Bu müzekker kabul etmiş bunu yani. Tamam, buna biz mecazi müzekker diyoruz. Ama müzekkerdir bu. O zaman nafizeten diyelim. Bakın pencere. Nafizeten, pencere. Hadi şimdi deyin ki hocam ya ben bu nafizün yazayım. Nafizün yazayım. Bu da bak erkek pencere olsun diyebilir miyiz? Mesela babün kapı, babetün, erkek kapı, bayan kapı olur mu? Ya babünü, Araplar babünü kapı demişler. Ve bunu müzekker kabul etmişler. Bakın müzekker olarak kullanmışlar. Yani bunları onlar bu şekilde kullanmış. Biz bunlara semai müzekker diyoruz. Yani Araplardan geldiği şekilde, işittiğimiz şekliyle. Mesela bakın elbabu, mesela elbabuyu kullanmış Arap. Elbabu kebirun demiş. Kapı büyüktür demiş. Mübteda habere cinsiyet bakımından uyar demiş. Şimdi kebirun müzekker, bab da müzekker. Ha, Arap bunu böyle kullanmış. Semai dediği bu zaten. Bakıyorum Arap bunu böyle kullanıyor. Ha, böyle kullanıyorsa demek ki Arap kapıyı müzekker kabul ediyor. Eğer Araplar elbabu kebiratun deseydi bab kelimesi müennes kabul etmişler derdik. Müennes kabul ettikleri için de işitme yoluyla Araplardan bu semai müennestir derdik. O zaman bunu müennes kabul ederdik. Ama hayır. Elbabu kebirün diyor. Bu müzekkerdir yani. Ennafizetu cemilün dememiş. Cemiletün demiş. Ha, demek ki ennafizetu müennes. Yani bunu arkadaşlar biz kafamıza göre bu şekilde uyduramayız. Anlaştık mı? Hani bunların bir eyvallah, bunların bir kuralı var arkadaşlar. O kurala göre biz Araplar nasıl uydurmuşsa biz de öyle uyduruyoruz diyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar sitte aşrate tennuraten. Bir tane daha örnekle bu 11-19 arasında bitirelim. Mesela 14 kapı diyelim hadi. 14 kapı. Kapı kelimesi müzekker. O zaman erbe a mi diyeceğim? Erbaatü mü diyeceğim? Erbaate mi diyeceğim? Erbaate.
Çünkü zıttık olacak. Erbaate aşara baben. Baben. Bakın arkadaşlar dikkat edin. Sayılanı hep müfret mensup kullanıyorum. Nerede? 11'den ta 99'a kadar sayılan müfret ve mensup olarak gelir. Arkadaşlar şimdi bir de bizim neyimiz var? Bizim bir de matuflu sayılarımız var. Yani matuflu, atıflı sayılar, atıf edatıyla beraber kullandığımız sayılar var. Bunlara neden matuflu sayılar demişiz? Hemen yazarak anlatalım. Vahidun ve işrune. İşrune 20. 20 ve 1. 21. Şu aradaki vav edatından dolayı bunlara matuflu sayılar diyoruz. Matuflu sayılarda arkadaşlar vav edatı atıf edatı olduğu için Arapça 3'te 9. ünitede atıf edatlarını gördüğünüz için vav'ın işlevini bilmeniz gerekiyor. Önceki harfin hem kelimenin hem harekesini taşır sonrakine. Arkadaşlar vahidun dedim merfu ve işrune bunlarda da raf hali şu vav merfu. Birinci özelliği bu. Harekeyi sonrakine taşır arkadaşlar. Şimdi vahiden olsaydı bu, vahiden deseydim vav atıf edatını kullandığımdan dolayı une eki arkadaşlar nasb veya cer halinde ine y'ye dönüşüyor. Yani hocam sesiniz arada gidiyor, anlaşılmıyor. Ne anlaşılmıyor? Sesiniz kesiliyor. Arkadaşlar olabilir, bilmiyorum, internetten olabilir. Ben aynı mikrofona aynı seviyede konuşuyorum. Müslimune arkadaşlar, Müslimine. İnnel Müslimine vel Müslimat değil mi? Ayetlerde geçiyor. Müslimine nas ve cer hali, Müslimune raf hali arkadaşlar. Şimdi işrune aynı şekilde raf hali, işrine nasb veya cer halidir arkadaşlar. Şimdi vahiden dediğimde ve işrine nasb halidir. Vahidin olursa burası vav buradaki harekeyi aynen buraya taşıyacağı için ve işrine bu sefer de nedir? Cer halidir arkadaşlar. Atıf edatlarında, atıflı sayılarda bunları unutmayın. Şimdi burada vahiden kelimesini müzekker kullandım ya 1 ve 2'de. Bakın 1 ve 2'de müzekkerse sayılan da müzekker. Galemen mesela. Galemen müzekker. Sayı müzekker, sayılan müzekker. Hocam eşrineye bakmıyor muyuz? Arkadaşlar bu ortadaki 20, 30, 40, 50, 60 bu onarlı sayılara ukut diyoruz. Ukutlarda müzekkerlik, müenneslik kavramı yoktur. Bunlar müennese de müzekkere de ortaktırlar diyoruz arkadaşlar, bunu unutmayınız. Vahiden ve işrine, vahidin ve işrine, kalemen, kalemen, kalemen. Burada kalemen müzekker ya, bakın sayıda müzekker. Ben diyorum ki kalemen değil de nafizeten diyebilir miyim? Bakıyorum. Şimdi bu müennes 1 ve 2 sayılarında ne vardı? Uyum vardı. Hep arıyoruz bakın, hep uyum. Bu müennesse o zaman bu vahiden değil de o zaman neyi kullanırım? Vahide. Şuraya vahiden diyelim. Bu bir kalemen için olsun. İkinci vahideten idi arkadaşlar. Şurası ise vahideten. Bakın. Vahideten ve işrine nafizeten, vahiden ve işrine kalemen, yani cinsiyet uyumunu arıyoruz. Mesela 22 defter diyelim. İsnani
Hocam az önce isna dediniz, değil mi? Şimdi niye nunu atmadınız diyebilirsiniz. Haklı olarak bu soruyu sorabilirsiniz. Arkadaşlar bakın, buraya ben araya ne geldim? Atıf vavı getirdim. E buradan nunu düşürecek bir şey yok. Ben de onu soracaktım. Burada muzaaf olmuyor ki bakın. Burada muzaaf olmuyor. Çünkü muzaaf ile muzaafin ile arasında bir kelime girmez ki. İsna bu vav edatı buraya girdiğine göre burada bu muzaaf olamaz. Muzaaf olamadığı için nununu koruyabilir. Korur da zaten. Bakın dikkat edin. Ben de tam onu söyleyeyim size. E niye ben vahidü ve işrine demedim? Mesela selasetü, bakın. Selasetü eklamin diyorum. Eklamin. Selasetü eklamin. Selasetü diyorum bakın. Selasetün eklamin diyorum. Demiyorum çünkü 3 ile 10 arasında sayı sayılana muzaaf olur. Onun için tenvin almaz. Ama burada muzaaf olayı olmadığı için bakın vahidin ve işine. Ha hocam bir de 3 yazın. Yazayım arkadaşlar. Biraz sonra da yazayım görün. Onda da yine tenvini kullanacağım. İsnani ve işrune. İsnani ve işrune ne diyelim? Defteran. 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 Bakın müfret mensup. Bura değişmiyor. İsnani müzekker olduğu için bu da müzekker. Hocam bu tesniye, bu niye tesniye değil? Arkadaşlar bakın unutmayın, unutmayın, unutmayın. 11'den 99'a kadar bir sayı söz konusu olduğunda sayılan daima müfret, mensup ve nekra olarak gelir arkadaşlar. Onun için defteran müfret, müfret, müfret. İsnani ve işrune. Peki 23 desem mesela selasün desem. Selasün ve işrune. Bakın yine defteran mı diyeceğim? Defteran diyebilir miyim? Hemen bir yorum yapıyorum. Bakın. 3 rakamı. Selasün. 3 rakam arkadaşlar. Her zaman ondan sonra da bakın 3 ile 10 arasında, ondan sonra da hani 19 orada 20'de 10 yok ya, 3 ile 9 arasında. Bütün 3 ve 9'lar arasında zıtlık olacak. Burası müzekker mi şu an arkadaşlar görüntü olarak? Görüntü olarak şura müzekker mi? Evet. O zaman müzekker. sayılan müennes olacak. Buraya defteren yazabilir miyim? Defteretun olacak. Defteretun diyemem. Asla. Hı-hı. Söyleyeyim. Arkadaşlar buraya defter kelimesini yazamam. Çünkü defter kelimesi müzekker. O zaman buraya müennes bir şey gelebilir. Sorularda diyelim boşluk bırakmış hangisi gelebilir diyor ya. Mistara ten olsa olur. Niye? Bu müennes, bu zıt cinsiyet müzekker. Buraya az önce siz deftara tün dediniz. Asla tün olmaz. Sayılan bakın daima müfret, mensup yani fethalı nekra. Asla ötre veya esre gelemez. Arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Bir örnek daha vereyim arkadaşlar. Bir örnek daha vereyim. Mesela 48 diyelim. 48. Sema şöyle semaniye tün. Hocam ben bir şey sormak istiyorum. Tabii. Hiç anlayamıyorum. Şimdi defter defterdir. Mistara da cetvel. Şimdi birinin müzekker, diğerinin müennesliğini neye göre belirliyorlar? Şimdi bak. Güzel hocam. Şimdi mistara tün yazıyor değil mi? Mistara tün diyor. Bakın şu T'ye Araplar diyor ki bunun adı ta-i merbuta.
bu kelime, bu ta eğer kelimenin aslından değilse, kelimeye sonradan ilave edilmişse bu te müennessik alametidir. Bu kelimenin sonunda olan bu te kelimeyi dişil kabul etmemizi sağlar. Biz bu kelime aslında cetvelin yani müzekkerliği müennesliği olmaz. Ama Araplar bunu müennes kullanmış. Böyle kullanmış adamlar yani dilde. Mesela alimün dediğimizde müzekker bir ilim adamından bahsederken alimetün dediğimde müennes. Ha şimdi bu diyorsun ki hocam bu zaten insan olduğu için bayan alim erkek alim. Ama ben o zaman o mantığa göre dedim ki ya alimetüne niye ben erkek alim diyorum ya ne fark eder yani ikisi de işte alim. İşte şu T'nin özelliği biz buna dişil T'si diyoruz. Dişil T'si. Müennesik T'si. Ha bununla ilgili bu işi bu konuyu anlamak istiyorsanız mutlaka özellikle arkadaşlar işte Arapçada müzekkerlik müennesik konusunu çalışmanız gerekiyor. Müzekkerlik müennesik konusu eski kitaplarda daha detaylı, daha geniş geniş anlatılmıştı. İşte semai, hakiki, lafzi, hakiki, mecazi, lafzi, hakiki, müennes işte gibi böyle ayrıntılara girilmişti. Ama biz şimdilik sizin seviyenizde işte şu dişil T'si varsa bu müenneslik alametidir gibi işte bazı kelimeler semai müennestir. Mesela sonunda bu T yoktur. Mesela örnek mesela neyi verelim? Sonunda T olmayan ama müennes olan. Mesela yedün, el. Bakın bu müzekker mi müennes mi görüntü olarak? Müzekker değil mi? Görüntü olarak müzekker. Ama bu müennestir arkadaşlar. Araplar vücudun organlarından ikişerli olanları müennes kabul etmiştir. Müennes kabul etmiştir arkadaşlar. Tamam mı? Onun için bu müennestir. Ya işte neye göresi elin yani müzekkeri müennesi olmaz, cinsiyet olmaz. Ama arkadaşlar siz bunu fizyolojik cinsiyet olarak almayın buradaki müenneslik müzekkerliği. Yani müzekkerlik müenneslik özellikleri olan diye alırsanız işin içinden çıkamazsınız arkadaşlar. Ha mesela bakın bir hocamız yazmış. Şemsün kelimesi güneş mesela müennestir değil mi arkadaşlar? Ama yani güneşin bir dişi cinsiyeti mi var arkadaşlar? Hayır. Adamlar böyle kullanmış arkadaşlar. Bunu böyle kabul edeceğiz. Özel isimler de öyle mesela Zeynep. Ha mesela Zeynep kelimesi. Tamam ama mesela Hamza. Bakıyorum sonunda T var. Şimdi Hamza müenne bayan ismi mi? Talha. Bayan ismi mi? İşte bunlar da istisnalar mesela. Bazı erkek isimlerin sonunda da o dişil T'si var. Tayma buta dediğimiz yuvarlak T var. Bu ama müennes değil. Hamza Araplarda erkeğe verilen isim arkadaşlar. Gibi. Tamam mı? Tamamdır hocam. Allah razı olsun. Amin. Şimdi arkadaşlar herhalde bugünkü dersimizi şu atıflı sayılarda anlatıp bitireceğiz. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar atıflı sayılarda dikkat etmemiz gereken bakın özellikle boşluk sorularına da çok karşımıza çıkar. Mesela şuraya bir şey yazmayayım. Ve işrine diyeyim. Ve işrine kelben. Evet. 24 köpek gördüm arkadaşlar. Evet. 24 köpek gördüm diyen biri. Şuraya ne yazabilir arkadaşlar? Ra'eytü yazayım ben. Ra'eytü gördüm. Boşluğa gelecek uygun sayı aşağıdakilerden hangisidir mesela soru. Şimdi bu 20. 4'ü buraya nasıl yazacağım arkadaşlar? Nasıl yazsam doğru yazmış olurum? Erba'a mı? Şimdi erba'a mı, erba'ate mi? Ona bakalım.
Şimdi bakın, erbe'a yazarsam, önce sinirinizi yazayım. Erbe'a yazarsam, kelp kelimesi müzekker mi? Müzekker, müzekker. Bu da müzekker. Hani ben 3 ile 9 arasında zıt olacak demiştim. Evet, o zaman T gelecek. O zaman erbe'ate olacak arkadaşlar. Erbe'ate. Ha, şimdi erbe'aten niye diyorum? Niye erbe'atün demedim? Niye erbe'atin demedim? Çünkü bakın. Eşliğine var. Tü fail. Failin ha, fail bu. Ondan sonra neyi sorusu bize neyi verecek? Mef'ul. Mef'ulün harekesi mensubattan olduğuna göre ra'eytü gördüm erba'aten ve işliğine. Bakın atıf edatı şuradakini buraya taşıdığı için de vav neye dönüştü? Ye'ye dönüştü mensup olduğu için. Erba'aten ve işliğine kelben oldu arkadaşlar. Mesela bir başka örnek daha vereyim size ben. Otuz üç araba aldım. Satın aldım. Mesela bi'tu. Satın aldım. 33 araba diyeceğim. 33 arabayı nasıl derim? Sela selasetun. Selasetun dersem arabaya bakıyorum. Araba seyyaratündür. Hadi yazayım onu da buraya. Seyyaraten dedim arkadaşlar. Seyyaraten. Araba. 33 diyeceğim. Şimdi selasün mü selasetün mü diyeceğim. Seyyaraya bakıyorum müennes. O zaman burayı ne kullanacağım? Zıt. 3 ile 9 arası olduğu için zıttık. Selasün ve iş. Ama selasen diyeceğim. Neden? Arkadaşlar neden selasen diyeceğim? Satın aldım. Kim ben? Neyi? Selasen ve işrine. Ve işrine seyyaraten. 33 dediğim için özür dilerim. Şuraya 33'ü yazayım hemen. Düzeltelim. Selasen, ben 3'e odaklandığım için selasen ve selasu selasine. 33 diyeceğim. Ve selasine. Evet. Selasen ve selasine seyyaraten. 33 araba satın aldım. Evet. Selasen ve selasine. Niye selasine dedim? Bakın şurada nasf hali olduğu için vav ye'ye dönüştü arkadaşlar. Okutlarla ilgili anlaşılmayan bir şey kaldı mı arkadaşlar? Zihninizde, kafanızda veya matuflu sayılarla alakalı sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet arkadaşlar, kaydı duraklatayım bir saniye, durdurayım hatta komple.